Duygu Şençamlar'ın hazırlayıp sunduğu Ege'den Sağlık Programı'na Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Değer Yılmaz, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Fazıl Apaydın ve ameliyatı gerçekleştirecek olan Profesör Doktor Fatih Şendağ katıldı. Arkadaşlarım beni yanıltmadılar ve 6 ay sonra kurslar başlamış oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yaklaşık bir yıl önce kazandırılan ameliyat robotunun bu başarılı sonuçların başlangıcı olduğunu ifade eden Profesör Doktor Can Değer Yılmaz, ilki Washington'la yapılan canlı ameliyat yayınının bütün Ege Üniversitelileri gururlandırdığını söyledi. Ege Üniversitesi'nin sadece sağlığa hizmeti en üst düzeyde yapmak dışında eğitimde iddialı olması, burada gördüğümüz iş elbette bir hastaya sağlık hizmetinde en yeni teknolojiyi yapmaktır. Ama o bir bireydir. Biz burada aynı zamanda eğitimde iddialı olduğumuzu söylüyoruz. Evet. Hem bizden eğitim alanlar için hem de izleyenler için. Ben gene dışarıdan bir bakış olarak şunu da söylemek istiyorum. Cerrahi bir ekipte olduğunuz zaman bir masanın etrafında 4-5 kişisiniz. Ama bu görüntüyle, hatta 3 boyutlu görüntüyle birçok insanı oradaki en iyi konumda izleme fırsatı tanıyorsunuz. Evet. Profesör Doktor Fatih Şendağ ise ikinci canlı yayının New York'ta yapılacağını hatırlatarak ameliyatla ilgili bilgi verdi. 5 Aralık'taki canlı yayınımızı vurgulamak istiyorum. New York'a Perşembe günü yine işte ikinci olarak Amerika'ya yine bir canlı yayınımız olacak. Yine aynı teknik bu ameliyatın başarısından sonra tekrar bir teklif aldık ve New York'taki kongreye canlı olarak yine bu ameliyatı gerçekleştireceğiz. Canlı yayını yapan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdürü Profesör Doktor Fazıl Apaydın ise 2014 yılında 3 boyutlu canlı yayın teknolojisini canlı cerrahi operasyonlarında kullanmayı hedeflediklerini ifade etti. Ama bunu 3 boyutlu gösterebilmek izleyen için hiçbir şekilde karşılığı ödenmeyecek bir deneyim. O nedenle Fatih Hoca'nın Mart ayı gibi bir şey var hocam. O zaman der biz bunu yapacağız. Ona da söz verdik. Ama onu yapmışken bu işi yapan, makroskopik yapan hocalarımız için de aynı sistemi kurmayı hedefliyoruz ki 2014 yılında 3 boyutlu eğitim açısından bir devrim yaratalım Ege Üniversitesi'nde.